ziyafet pilavı, 2 su bardağı pirinç, 400 gram haşlanmış bezelye, 3 adet havuç, 2 adet kuru soğan, 200-250 gram kaşar peynir, yarım demet dereotu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi ziyafet pilavımıza başlıyoruz. Önce pilav mı yapalım, sebze mi? Ne yapalım? Pilavı pişerken sebzeyi doğramış oluruz. Pilavı tencereye bir koyalım. Tamam. Önce yağını mı koyalım, ne yapalım? Evet. Şuradan tereyağı uzatayım ben size. Ben kendime de şuradan bir kaşık çıkartayım pilav için. Su kaynamışım, ben de ona bakayım. Tamam. Bu tereyağın hepsi kullanayım mı? Fazla mı gelir? Yok, hepsini kullanmayalım. Değil mi? Bence yarısı... Yarısı yeterli. Yeterli. Şöyle yaptık. Sebzeleri sotelerken de yağ kullanacağımız için biraz daha biraz olabilir hatta. Artık çok geç koydum. Zaten çok değil, bu pilav için iyi. Pirinçlerimiz zaten yıkandı. Önce bir erisin birazcık. Ondan sonra pirincini ekleyeceğim. Bu tarifler nereden bu arada? Mesela bu ziyafet pilavı. Bu tarifleri... Araştırıyor musun? Bu tarifleri normalde kendim geliştirmeye çalışıyorum. Bu daha internette sık bulunan tariflerden. Birazcık hani görseline denk geldiğim Annenden bir tarif. Annenden alıyor musun tarif? Annemden tarif alıyorum illaki. Anne bu arada nerede anneler? Bursalılar mı? Annem Ankara'da. Ha, onlar Ankara'da. Ben Bursalısın ya. Acaba onlar Bursa'da mı diye düşündüm. Bizim biraz karışık. Karışmış Bursa'da işler. Doğdum ama İzmit'te büyüdüm. Sonra üniversitede Ankara'ya döndüm. Ha, üniversite annemler Ankara okudu. Annemler şimdi hala Ankara'da. Ben İzmit'e geri döndüm. Oldu. Biraz karışık, karışık yani. Bardak değil mi suyumuz? Alalım şöyle. 3 bardak suyumuzu ekleyelim. Bugün çok şey havuç doğrattık sana. Evet. Sürekli bir şeyler doğradın. Ama seviyorum uğraşmayı zaten. Normalde çok üşengeç olmama rağmen bu tarz şeyler böyle terapi gibi geliyor. Kafanız dinleniyor ya bir anda, sadece onu doğramaya odaklanıyorsunuz. Evet. Mutfak o yüzden benim için güzel bir kafa dağıtma yeri. Kayınvalidenler nerede Eli? Onlar da İzmit'te oturuyorlar. Buna tuz eklemedim. Ekleyeyim, bir şey ister misin? Sonra ekleyeceğiz. Tuzunu ekleyebilirsiniz pişirirken. Hepsinin lezzeti kendi içinde olsun. Yani buna da ayrıca ekleriz. Azıcık. Tamam. Şöyle son bir defa karıştıralım. Bunun kapağını nereye koyduk acaba? Kapak. Bir saniye, şunu kapağını da bulalım. Ha, buradaymış. Aa, gözümün önünde kapağı görmüyorum. Aa, gördün mü ne yaptığımı? Kapak pulu, ben kapak arıyorum. Oldu. Kafa gitti. Pilavımız pişmeye başladı. Can hırat şekilde sen de artık doğruyorsun. Ben gene ocak tarafında devam ediyorum o zaman Elif. Evet, soğanları... Soğanları yağ ile biraz soteleyeceğiz gene. Soğanını da doğrayayım. Soğandan havuca atlamışım. İki tane mi soğan olacak? Yani hangi yağ kullanalım tane burada? Hem sıvı yağ... Sıvı yağ da olur, zeytinyağı da olur. İkisini karıştırıyor musun? Bundan kullanmak için. Yok, tereyağına gerek yok. Direkt ben size sıvı yağını uzatayım. Tamam. Birazcık o zaman şöyle tavamızı ısıtalım. Şimdi bu sefer yine bir soteleme işlemi var. Bugün bayağı bir soteledik her şeyleri. Pilav neredeyse oldu sayılır. Ben onun altını kapatayım, bu güzelce demlensin bence. Pilavımız demlense. Pilav soğanlarından kopacak mısın artık? Aa, var ya, mahvet soğanları. Ver, ver. Ya ağzımıza çok büyük gelmesin dedim de. Tamam. Kalanlarını da ekledik. Bol malzemesi olacak tabii. Adı ziyafet olduğu için.
Köftemiz pişti. Pilavımız da aynı şekilde demlendi. Şimdi artık ikisini birleştireceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Ben bunu açayım, sen onu aç. Açıyoruz. Güzel oldu. Gerçekten böyle bir bezelyeyle havuçlu güzel bir kokusu var ama tabii baharatların da kokusu geliyor. Berdeçal var içinde. Değil mi? Ondan o koku. Onu arkaya alayım istersen. Tamam. Hatta iki kabağı da arkaya götüreyim. Şimdi bu bezelyenin sadece yarısını pilava karıştıracağız. Hmm. Yarısını da kek kalıbıyla sunacağımız için o ortasındaki boşluğu doldurmak için kullanacağız. Tamam. Çok ezdirtmemeye dikkat ederek hafif hafif karıştıracağız. Zaten o kendi sıcaklığında hala pilavda garnitürde sıcak olduğu için kendi sıcaklığında eriyecektir. Şöyle çok bastırmadan havalandırarak karıştırmamız yeterli. Tamam. Ki hem pilav ezilmesin hem de kaşarı da topak yapmak istemiyoruz. Hı hı. Ama hem kek kalıbında pilavın birbirine tutunmasını sağlasın hem de ekstra lezzet versin diye biraz ekledik. Şöyle. Şöyle ortasına da şey koyacağız değil mi? Bezelyesini koyacağız. Bezelyesini koyacağız. Bakıyorum. Çıktı. Aferin. Ama biraz bastırdım ondan çıktı. Şimdi ortasına bezelye gelecek. Evet. Şöyle. Buradan ekleyebilirim o zaman direkt. Tabii. Biraz tabağımızı yaklaştıralım. Çok ayırmışız gerçi ama. Evet. Bunu yemek olarak yine kullanılabilir. Dışarıdan biraz büyük gözüküyordu ama. Güzel çevirince gözüktü. Ortası evet. O kadar da büyük değilmiş. Başka dereotu tutuyor musun yanına? Öyle bir hatamız oldu. Kenarlarına belki bezelyeyi dizebiliriz ya da hani. Da şöyle birazcık diye. Şunlardan tazesinden şöyle de bir koyalım. Hı. Güzel olsun, biraz ayırmıştık bundan. Taze taze şöyle. Aslında çok güzel oldu. Şu an çok lezzetli duruyor. Acıktı bir şey değil mi? Artık yapa 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 acıktı kendisi. Efendim ziyafet pilavımız hazır. Aslında pratik bir pilav. Normal pilav yapar gibi başlıyorsunuz. Bir yerde de güzel garnitür. Belki garnitürlerin çeşidini siz de değiştirebilirsiniz. Biraz da bir işin rengini baharatlar da veriyor. Hem lezzetini hem rengini. Bir hatırlayalım pilavımızı nasıl yapmışız. Ziyafet pilavı. Tencereye tereyağı, pirinç, su ve tuz eklenerek pişmeye bırakılır. Soğanlar küçük küçük doğranarak bir kaseye alınır. Havuçlar doğranır. Tencereye sıvı yağ eklenerek kızdırılır. Ardından soğanlar, havuçlar, köri, tuz, karabiber ve haşlanmış bezelye eklenerek pişirilir. Dereotu doğranarak küçük bir kaseye alınır. Kaşar rendelenir. Pişmiş olan garnitürler pilav tenceresinin üzerine eklenerek karıştırılır. Daha sonra dereotu ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edilir. Hazırlanan pilav kalıba alınır. Sunum tabağına aktarılarak ortası garnitürlerle süslenir. Dereotu serpilerek servis edilir.